Merhaba arkadaşlar. YouTube'daki videolarımın altına sıklıkla gelen sorulardan bir tanesini sizlerle paylaşayım. Aynı zamanda soruya videolu cevap verelim. Arkadaşımızın sormuş olduğu soru, merhaba abi. Muhabbet kuşunun kafes bakımı nasıl olmalı? Biz bu soruyu aslında daha önce videoyla çekmiştik. Ama buna rağmen tekrar videoyla cevap verelim. Arkadaşlar, muhabbet kuşunuzun kafes bakımını eğer öncelikle şunlara dikkat edeceğiz. Birincisi, muhabbet kuşumuz çiftleşti mi? Kafesinde folluk ve yumurta var mı? Muhabbet kuşumuz çiftleştiyse, folluğunda yumurta varsa, bunu çok sessiz bir şekilde yapacağız. Muhabbet kuşunu strese sokmayacağız. Muhabbet kuşumuzu eğer strese sokarsak, bu muhabbet kuşundan biz verim elde edemeyiz. Yani muhabbet kuşu yumurtasını dışarıya atar. Muhabbet kuşu yumurtasını dışarıya attığı için de bizlere sağlıklı bir yavru veremez. İkincisi, muhabbet kuşunun kafes bakımını 15 günde bir yapmak kaydıyla kafes bakımını rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Akabinde muhabbet kuşunuzu uçurun, kafesini ılık suyla yıkayın. Dezenfekte edin mümkün olduğunca. Çünkü dezenfekte edilmeyen muhabbet kuşunun kafeslerinde bit, pire, güve gibi böcekler oluyor. Bu da muhabbet kuşu, özellikle bit ve pire muhabbet kuşunuzun kanatlarının altında, tüylerinin içerisinde olduğu zaman muhabbet kuşunuz zayıflıyor. Zayıflayan muhabbet kuşlarını iyi gözlemlerseniz ki eğer muhabbet kuşunuzu erken müdahaleyle bitten, pireden arındırmış olursunuz. Eğer arındıramazsanız muhabbet kuşunuz belli bir süre sonra ölecektir. Buna dikkat edin. Kafes bakımı bu yüzden önemli. Bizi dinleyenler, bizi izleyenler, bizi abone olan arkadaşlarımıza sürekli söylüyoruz. Kafes bakımını her şeyden önemlidir. Muhabbet kuşunuzun 15 günde bir kafes bakımını mutlaka yapmalısınız. Özellikle ve özellikle bakın. Bu muhabbet kuşunuzun kafes bakımını yaparken şurada mutlaka kızaklı tava olması lazım. Bakın. Görmüş olduğunuz gibi kızaklı tava. Biz neden muhabbet kuşu kafesini alırken mutlaka ve mutlaka kızaklı tavalı alın diyoruz. Kafes bakımı daha rahat oluyor. Buradaki tavayı çekiyorsunuz. Rahat bir şekilde temizliğinizi yapıyorsunuz. Akabinde bu muhabbet kuşunu alabiliyorsanız galvaniz ve pirinçten alın. Galvaniz ve pirinçten alırsanız özellikle ve özellikle pirinç paslanmayacağından dolayı ılık suyla rahat bir şekilde temizleyebilirsiniz. Dezenfektanını daha bir şekilde daha rahat yapabilirsiniz. Bunlara özen gösterirseniz muhabbet kuşunuz uzun yıllar sizlerle beraber kalır. Herhangi bir zarar görmez. Bunlara dikkat edin arkadaşlar. Bunun haricinde bizim söyleyeceğimiz bir şey yok. Yorumlarınız, sorularınız videoların altına yazınız. Elimizden geldiğince hızlı cevaplar vererek videolarınıza ve yorumlarınıza müdahale edip bizler de yanıt vereceğiz. Teşekkür ederim arkadaşlar.